etmek istemedi bu mevzunun. Sonra kafamdan anketteki başka birilerini bulmuş. Aslında başkalarıyla zaman geçirmeye başlayınca beni tamamen hayatından çıkarmış ve bu çocukla sürekli ayrıl barış yaptılar ya yıllardır bunlar. Artık tamamen ayrıldıkları zaman artık benim de ayrıca ihtiyacım yok gibisinden bu şekilde yapıyor ve sonrasında arkamdan konuştuğunu, bunu da bir erkek arkadaşı söylüyor. Hani ben bir noktada kırıldığım bir noktada onunla konuştuğum erkek arkadaşımla bana şey diyor. İşte hayır, senin hakkında şöyle söylüyordu, böyle söylüyordu, zaten boş ver, buna üzülmeye değmez, bu zaten böyle bir kızdı falan tarzında deyince ben hala şey diyorum, neden kızın hakkında bu şekilde konuşuyorsun? Hala daha ben bunu hala daha böyle bir koruma çabasındayım, anladınız siz onu. Şu anda anlatırken bile o kadar saçma geliyor ki. Hiçbiriyle ne konuşuyorsun? Engeli bas geç ya. Bu tür insanlarla yani seni satan giden bilmiyorum. Ve bizim bu kızlarımızda son dönemde şöyle bir şey var. İşte birbirimizi böyle kıskanıyoruz. Sen başkasıyla takıl, başka kıza sesini açma sakın. İşte kıyafetini verme ona sakın falan, böyle salak saçma bir diyalog var aramızda. Kız bunun tamamen dışında ve benim arkamdan konuşuyor. Sonra öğreniyorum ki ben bir gün Instagram'dan bir not yayınlamışım. Oraya da bir emoji koymuşum. O zaman da Atatürk Anma Günü müydü, öyle bir şeydi. Sanki Atatürk'ü bir tek kendisi anabiliyormuş gibi, onun öyle bir telefonu ve emojisi varmış gibi. Grupta arkadaşlarına yazıyor ki, yeni bulduğu arkadaşlara. Hayır, benim benden kopya çekmiş, aynı şeyi koymuş. Ay, benim muhabbetimi döndürdüğünü yakalamış çünkü. Kızın bütün hesapları çocuğun elinde. Gmail'e varana kadar her şey onda. Ve ben bunu duydum. O kadar böyle duymak istemediğim bir şeydi ki, çünkü çok savunduğum, çok koruduğum, çok sevdiğim bir insandı. Dedim daha kim bilir neler vardır. Ondan sonra o çocuk da hani erkek olan arkadaşım, bence daha fazlasına gerek yok kanki, salla gitsin bunu. Çocuk kızı sallamış gitmiş, kız çocuğu sallamış gitmiş. Çocuk hala daha kızın hesabına giriyor. Çünkü o hesabı ona o vermişti. Bir tarafta böyle sanki çocuklarıymış gibi bir şey o hesap aralarında. Ama yıllar boyunca kullanılıp, kafam şişirilip, tansiyonum çıkarılıp, ağlatılıp durduğum. Çünkü üzülüyordum, böyle şeyler yaşanıyordu, öyle muhabbetlere giriliyorduk ki. Üzülüyordum ve hep onların neyle için konuşuyordum. İyiliklerini düşünmesem de hiçbir şey söylemem. Aramayın beni kardeşim, sormayın beni kardeşim derim, giderim. Ama o kızın arkamdan konuştuğunu duyunca, bir de o dönem TikTok profilinde böyle herkes görebiliyor ya sizi, böyle değişik değişik kızlar. Oyundan görebiliyorum, kızlar profilime bakmış. Bu bayağı böyle bir grup adı var ama söylemeyeceğim burada. Onlara destekçilik yapıyor, para veriyor yani bildiğiniz yayıncılara. Orayı çok meraklıydı, orayı çok seviyordu, onu ben de biliyorum. Oradan buradan böyle 19-20 yaşındaki kızları toplamış. Ayş beni kıskanıyor, ben şunu çıkarttım diye Ayş beni kıskanıyor muhabbetleri yapıyormuş. Onu söylemesiyle, ama gerçekten yalan söyleyecek bir çocuk değil. Bu konu hakkında yalan söylemez. Çocuk da şöyle düşünüyor muhtemelen. Zaten bu kız Ayşe hakkında böyle düşünüyordu. Ben de söyleyeyim, kurtulayım ama ikisiyle de görüşmeyeyim, olur biter. Sonra aylar sonra bana mesaj atıyor. Uzunca bir mesaj. Biz işte bu çocukla ayrıldık. Artık şöyle böyle onu anlatmış bana. En sonunda da bu arada ben işe başladım yazmış. Aylar sonra bak. Benim dedikodumu yaptığını biliyorum ama ben. Sonra hesap sormak gibi değil ama dedim yani, sen dedim böyle böyle dedim bir şey yapmışsın dedim. Sana mı ait dedim bu dedim. Anma günleridir, emojilerdir, sen hayırdır yani falan. Sonra işte bu çocuk başka bir sevgili buldu ama aylar sonra buldu. Biz bununla oyun oynadık hep beraber. Sen gitmiş bu kızın videolarını bana atıyor. İşte böyle videoları falan görmüş işte. Demiş efendim, siz ayrılmışsınız, yeni gelen bir kızı niye kıskanıyorsun? Niye benim bu duruma alet olduğumu düşünüyorsun mesela? Ben de şey yazdım, sen dedim bana dedim bunları bunları yapmış bir insansın. Hala dedim sevgilinin dedim bana hesabını sorma peşindesin. Sen dedim yürü
etmişsin. Hala bana eski sevgilim muhabbetini yapmaya çalışıyorsun. Eski sevgilim.